Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Topaloğlu. Bugün sizlerle C# Visual Studio Console üzerinden döngüleri işleyeceğiz, beraber göreceğiz. Öncelikle 3 tür döngümüz var. For döngüsü, en çok kullanılan for döngüsü. Ardından while, ardından do while. Ama en çok bilmemiz gereken for döngüsü. For döngüsü en önemlilerinden biri. Bu konsol üzerinde anlatacağım. Neden konsol üzerinde anlatacağım? Form üzerinde anlatsaydım çok işte butonları, zart, zurt, label'ları eklemek, çıkarmak çok vakit alacaktı. Aynı şekilde yine konsolda ben bu kodları önceden yazdım. Şimdi bunları beraber çalıştıracağız. Vakit kaybetmemek için. Yani amacım burada size hızlı hızlı, kısa sürede fazla bilgi öğretebilmek. Hemen şöyle CTRL-KU yapıp hemen bir başlayalım. İlk önce for yazdığım anda, for taba basarsam direkt bana iki kere taba bastığım anda bana taslağını veriyor. Ben ne yaptım? For döngüsü oluşturdum. Int i dedim. i'ye eşittir 0 dedim. i küçükse 5'ten, yani i'miz kaçtı? 0. Küçükse 5'ten ne olsun? i'yi artılasın. Yani burada ne yaptım ben? 0 ile 5 arasında. 0 ile 5 arasında i'yi artılasın. Yani neyle bu? 0 ile 5 kere. Yani 5 kere olacak. Ne olacak? i'yi yazdıracak. Hemen bir başlatalım bakalım nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi 0'dan başlattığı için 5'i almadı. Eşittir deseydim. Şimdi eşittir koysam 5'i de alacak içine. Bir başlatıyorum ve 5'i de alacak. Gördüğünüz gibi 5'i de aldı. Eşittir bu yani. 0 ile önemli olan şu, 0 ile 5 arasında eşittir dersem küçük eşit, yani 5 de olacak. İ'yi artılayınca i'yi yazdırdın. Mesela konsol write, write demek bitişik demek. Write line boşluk bırakır. Bu da ne yazar mesela? Atıyorum 0 sayınız, 1 sayınız, 2 sayınız, öyle 5'e kadar gidecek. Deneyelim. 0 sayınız, 1 sayınız, 2 sayınız. Bu şekilde. Şunu hemen yine açıklama satırı yaptım. Yeni bir şeyimize hemen CTRL-KU deyip açtın. Bir tane toplam, integer adında toplam değer oluşturdum. Buna 0 dedim. For döngüsü oluşturdum. Int i eşitse 0'a, i küçük eşitse 1000'den i'yi artılasın. Burada ne dedim ben? 0 ile 1000 arasında. 1000 de dahil olmak üzere. Yani bu içindeki şey 1000 kere çalışacak. Ne demişim mesela? Toplam artı eşit i. Aynı şekilde bu da geçerli. Toplam eşit olsun. Neye eşit olacak? i artı toplama eşit olacak. Yani şu şekilde. İlk önce i'miz kaç olacak? 0 olacak. Ardından 1 olacak. Yani toplam 1 oldu. Ardından i kaç oldu? 2 oldu. Ardından 3 oldu. Bunları sürekli artılayacak. 1000'e kadar artılayacak. Hemen bir başlatalım. Ardından console readline for döngüsünün dışına yazdım. Alt alta yazsın. Toplam deyip toplamı göstersin. Zaten bir kere olacağı için toplam, yani 1000 sayının toplamı şu sayı ediyor yani. Aynı şekilde şu da geçerliydi. Bu da direkt toplam artı eşit i. Yani bu aynı. Bu ikisi aynı. Bundan bir başlatayım bakalım aynı sayıyı verecek mi? Aynı sayıyı verdi. Açıklama yapmak için CTRL-CK diyorum. Ardından devam ediyoruz. Int toplam eşittir 0 dedim. Yani integer değer oluşturdum. 0 atadım. İlk ve ikinci oluşturdum. Ardından console readline console yazdırsın. Bir sayı girin yazdırsın. Ardından ilk, yani oluşturduğumuz integer convert to int 32 ile console readline. Yani konsolda girilen sayı şu ilke eşitliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bunu kod üzerinde VRM'de tutup kod üzerinde bunu kullanmamız için. Ardından yoksa biz bunu ilki eşitlemesek gelim sayıya bulamayız. İlk ile ilgili gelim sayı bulamadığımız için hesap yapamayız. Ardından console readline console'a yazdırsın. Bir sayı girin. Yine aynı şekilde ikinci eşit olsun. Convert to int 32. Console readline kaydetsin ikinciyi. Ardından for döngüsü oluşturmuşum. Int i eşittir ilk. i ne yani? i ilki eşit olsun. 50 girersem i 50 olacak. i küçükse ikinciden, yani 50 küçükse İkinciye 100 kiri mesela. 50 küçükse 100'den ne olsun? İ'yi artılıyorsun. Ardından toplam eşit olsun. İlk artı ikincinin toplamı. Yani ilkle ikinciyi toplayıp
toplama eşitliyorsun bunu. Ardından konsol virtlen konsola yazdırsın, iyi yazdırsın. Yani 50 ile 200 girersem neyle başlayacak? İlk önce 50 ile başlar. 50 artı birinci sayınız diyecek. Mesela 50. sayınız, 51. sayınız, 52. sayınız diye öyle gidecek. En sonunda da for döngüsünün dışında console readline toplam deyip toplamı yazdırmışım. Bir başlayalım. Bir sayı girin 50. İkinci sayı 100 dedim. En sonunda toplamı yazdırdı. 99. sayınız. İlk başta 50. sayınız dedi. Ardından devam ediyoruz. Yine for döngüsü oluşturdum. Int i eşittir 0 dedin. İ 0 olsun. İ 0 küçük sayı yüzden. İ artı eşit olsun 2. Yani bu ikişer ikişer arttırıyor. İkişer ikişer arttırıyor. Ardından console readline sayı artı 2. Artı i pardon. Bir deneyelim bakalım. Bize neyi verecek? Bize neyi vermesi lazım? 100'e kadar ikişer ikişer vermesi lazım. Sayı deyip evet. 0'dan başladı. 98. Eşit demediğimiz için bize 100'ü vermedi. İkişer ikişer bu işe yarıyor. Int i dedim. Ardından sayı ve değer adında 3 tane integer oluşturdum. Ardından double toplam eşit 0 dedim. Sonrasında da double ortalama dedim. Double ne işe yarıyor? Double bizim virgüllü sayı bulmamızı sağlar. Console readline kaç sayı gireceksiniz yazsın. Ardından değer eşit olsun. Convert to int 32. Console readline yani konsola girdiğimiz sayı değere eşit olacak. Ardından for döngüsü oluşturdum. Ne for? İ eşittir 1 arı. İ 1 olsun. Bu sefer 1'den başlatmışım. İ küçük eşitse değer. Yani biz değere 2 dersek 1 küçük eşitse 2'den evet i'yi artılıyorsun. i'yi artılayınca console readline i artı 1 yani topluyorsun. i artı 1 ne yapar? Mesela biz i 1'di ya i artı 1 2 yapar. İkinci sayınız der. Bir deneyelim hemen şeyini görmek için. Kaç sayı göreceksin? 2 sayı. İkinci sayınız. İkinci sayınız hemen bu gördüğünüz gibi i artı 1'i topladı. İkinci sayınız dedi bana. İkinci sayınız 50 dersem. Üçüncü sayınız 25 dersem toplam ortalaması verir bana. Değere 2 girdiğim zaman ben buraya 2 girdiğim zaman ikinci ve üçüncü sayınızı dedi bana. Bir artıladı yani. İ artı 1 bir artılaması. Normalde bunu demeseydim i diye bıraksaydım birinci sayınız diyecekti bana. Sayı ona kaydetti. Aynen bunu girdikten sonra yani bu i artı 1 1 artılıyor. Birinci sayınız diye yerine ikinci sayınız diyor. Bu parantez koydum. Ben bunu parantez olarak koymasam bunu ne yapacaktı? 1 artı 1 olarak algılayacaktı. 1 artı 2 olarak algılayacaktı. Bu bize hata verirdi. İstediğimiz hata vermez, istediğimiz olmazdı. Ardından girdiğimiz bu sayı yani bulduğumuz bu sayıyı sayı eşittir convert to 32 ile console readline ile bunu bulduğumuz sayıyı eşitliyoruz. Ardından toplam eşit olsun. Toplam artı sayı. Mesela ben sayıya 50 bulursam toplam ilk önce 0. Toplam 50 olur. Ardından sayı tekrar 25 olursa ne olur? 25 artı 50. 75 olur. 75 olur. Ardından ortalama adında double'ımıza eşit dedik. Toplam 75. 75 bölü değerimiz neydi? Değerimiz ilk başta biz 2 girmiştik. Değerimiz 2, 75 bölü 2'den bize ortalamasını bulurdu. Ortalama bildiğiniz gibi toplamı kaça bölüneceği sonucunda ortalama bulunuyor. Ardından console virtlen konsola yazdırsın toplam. 2 nokta üst üste boşluk bıraktı toplam. Ardından yine bir boşluk bırakıp ortalamayı da 2 nokta bırakıp ortalama deyip sonucu da bulmuş. Bir başlatalım tekrardan. Kaç sayı gireceksin? 3 sayı gireyim ben. İkinci sayınız 25 olsun. 50 olsun ve 75 olsun. Toplam bunların tamamını topladı. Ortalaması da 50 dedi. 75, 50 artı 25, 150. Ortalaması da bunun 3'e bölünce 50 yapar. Devam ediyoruz. Selam de integer değeri oluşturmuştum. 0 eşit olsun. Ardından console virtline bölünecek sayıya girin demişim. Bölünecek sayıya girin. Selam eşit olsun. Convert to int 32. Console readline. Yani bu yine aynı şekilde konsola selamı kaydediyor. Ben mesela bölünecek sayıya 50 dersem selam 50 olacak yani. Ardından for döngüsü. Int i eşittir 1. i 1 yani. 1 küçükse selam 50'den. Ne olsun? i artılacak. Yani bu ne? 1 ile 50 arasında. Yani 1 ile 50 arasında olacak.
bir sayı 1 ile 50 arasında olacak. Ardından if eğer i, yani bizim girdiğimiz i'yi sürekli artılıyorum. i 1 olacak. Bu ne? Bu mod alma. Yani i'nin 1'in 5'e bölümden eşit eşitse 0. Ardından artılayacak. 2 5'e bölümden eşit eşitse 0 ise i, yani 2 artı sayınız ikinci sayınız olacak. 5'e tam bölünür. Bu değil. i 5'e tam bölünmez. Else diyecek yani. Bölünmez. Console readline 2 artı c sayınız. İkinci sayınız 5'e tam bölünmez. 3 olacak. 3 de bölünmez. 4 olacak. 5 mesela 5 5'e tam bölünür. Eşit eşitse 0'a, yani 5'e tam bölünürse 5. sayınız 5'e tam bölünür der. Bir deneyelim. 5 de bölünecek sayı 5. 1. sayınız 5'e tam bölünmez. 2. sayınız tam bölünmez. 4. sayınız tam bölünmez. Eşit dersem, şuraya eşit dersem ve 5'i de yazar. Unutmuşum. Bölünecek sayıyı girin. 5. 5. sayınız 5'e tam bölünür. Bunları ben for döngüsünün içinde yazdım. Sürekli yazıyor. Dışarıda yazsaydım bunu ben bir kere yazacaktı. Mesela kaç, 74 gireyim. 5'e tam bölünmez. 70'ten tam bölünmez ve 74'ten önce tamamdır. For döngüleri bu şekilde. Ardından hemen while döngülerine geçelim. While döngüsü de ne demek? While döngüsü koşul olduğu sürece oluyor yani. Koşul yoksa olmuyor. While döngüsü koşul olduğu sürece. Int sayı dedin. Sayı eşittir 1 olsun. Ve while sayı 1, yani 1 küçük eşitse ondan ne olacak? Console readline konsola sayı yazdırsın. Ardından sayı artılayacak. Sayı artılamazsa bu sürekli sabit kalır ve sürekli hata verebilir yani konsol ekranı. Şimdi ben ne yaptım? Bir küçük eşitse ondan, yani birden 10'a kadar bu artılayacak. İlk önce yazdıracak, ardından artıladığı zaman mesela 11 olduğu zaman bu bize hata vermez, durdurur yani. Hemen başlatalım. Kaça kadar? Birden 10'a kadar verdi. İşte ben bunu 100 de yapabilirim, 1000 de yapabilirim. Zaten kodun amacı da sizin işinizi kolaylaştırmak değil mi? Ben 10'a kadar da yazabilirim ama 1000'e kadar yazmak vakit alabilir. Devam ediyoruz. Int sayı, girdiğimiz sayı integer sayı oluşturur. Bunu convert to int 32 console readline'a eşitledim. Yani sayıyı tuttum. Farkındaysanız ben klavyeye konsol ekranına bu sefer yazdırmadım. Yani kullanıcı bilmeyecek. Ne gireceğini bilmeyecek. Int basamak eşittir 0 dedim. Eğer bir while döngüsüne sayı büyükse 0'dan, büyükse 0'dan ne olsun? Basamağı 1 artılasın. Sayı eşit olsun. Sayı ona bölümünde. Yani burada ne işe yarıyor? Bizim basamak değerlerimizi buluyor. Girdiğiniz ardından konsola ne yazdırsın? Girdiğiniz sayı artı basamak değeri, kaç basamak bulduğumuz basamaklı derecesi. Mesela ben buraya 250 örnekten gidelim. 250 girdim. Sayı 250 dedim. Öncelikle sayı 250 sıfırdan büyük. Evet. Basamağı 1 artıladı. 250 bölü 10 1 artı. Evet. 250 bölü 10 1 artı. Ardından 25 kaldı. Sayımız 25 oldu. 25 tekrardan 25 sıfırdan büyük. Evet, büyük. 25 bölü 10'dan ikinci artı geldi. Basamağı bir kere daha artıladı. 2 oldu. Ardından 2,5, 25 bölü 10'a bölümden 2,5. 2,5 intli olması, biz integer dediğimiz için 2 oluyor. 2 de 2'nin de 10'a bölümünden, çünkü biz dedik ya 2 sıfırdan büyükse basamağı bir kere daha artılıyor. Ardından 2'nin 10'a bölümden ne olur? 2'nin 10'a bölümden 0,25 olur. 0,25 de sıfırdan büyük ama eşit bir yandan, büyük ve eşit. Sıfır eşit yani. Büyük olsa da eşit olduğu için burada bunu almaz. Yani toplamda kaç? 3, 3 kere bize 3 basamaklı olduğunu yazdırır. Hemen başlatalım. Bir sayı görüyorum. Çünkü bana konsola yazdırmamıştım kullanıcının gireceğini. Bir sayı girdim. 25, 2, 0. Girdiğin sayı 3 basamaklıdır dedi. Yani bu uygulama bizim basamak değerlerini buluyor. Şunu söyleyebilirim. Bu sürekli yazdırır. While döngüsü olduğunda. Hatta deneyelim onu da. Bakalım kaç defa yazdı. Onu da muhtemelen 3 defa yazdıracak. 250 dedim. Evet, 3 kere yazdırdı.
Devam ediyoruz vakit kaybetmeden. Do while da ne demek? Do while da koşul olmasa da en az bir kere olacak. Int sayı eşittir 1 dedim. Console bir line sayı yazdırsın. Yani 1'i yazdırsın. Ardından sayıyı artılıyorsun. While da ne yani? Bir koşul girmemiz lazım. Sayı küçük eşitse 10'dan. Yani bu ne demek? Koşul sağlanmasa da en az bir kere çalışsın. Sayı 1 küçük eşitse 10'dan dedi. Sayı artılayacak. Hemen bakıyoruz nasıl bir şey verdi. Evet, 1'den 10'a kadar verdi. Neden 1'den 10'a kadar? Çünkü ben sayı 1 küçük eşitse 10'dan dedim. Yani 1 ile 10 arasında sayıyı artılıyorsun. Şimdi for, while ve do while ile üçünün de aynı, yani 1'den 100'e kadar olan tüm sayıların toplamını bulduran kodu yapacağız beraber. İlk önce for döngüsüyle int eşittir toplam 0 dedin. I int eşittir 1 olsun. I yani 1 küçük eşitse 100'den, 100'le beraber ne olsun? Toplam eşit olsun. Toplam artı i. Yani ne dedim ben burada? I önce ne olacak? 1 olacak. 1. Yani bu i sürekli 1, 2, 3, 1, 1 ile toplanacak. En sonunda da konsola yazdırsın. Bir deneyelim. Evet. 50.050 verdi. Ardından while'lısını, aynı kodun while'lısını yapıyorum. Int eşittir 1 dedim. Toplam eşittir 100 dedim. While i yani 1 eşit küçük eşitse 100'den. Evet, 1 100'den küçük eşitse ne olsun? Toplam artı i, toplam artı eşitse i. Aynı şekilde toplam, buradaki pek farkı yok, aynı, bu daha kısaltılmış. Ya ne demek yani? Bu toplam eşit olsun, toplam artı i. Yani i'yi sürekli topluyorsun, ardından toplama yazdırıyorsun. Eşit deseydim i'yi eşitleyecekti. Bu farklı sonuçlar verecekti. I'yi artılıyorsun. Artılayarak en sonunda 100'ü geçtikten sonra işlem olmayacak yani. While'la for döngüsü biraz benzeşiyor. Ardından konsola yazdırsın, toplamı yazdırsın. Hemen başlayalım. 5050'yi verdi. While döngüsü de bu şekilde. Ve son olarak do while'lı döngüyü yapacağım. Bu da int eşittir 1 dedim. Integer oluştu. İ adını integer oluştur 1 dedim. Toplam adında da bir integer dedim. Buna da 0 verdim. Toplam eşit olsun. Yani ne demek? Bu aynı şekilde toplam eşit olsun. Toplam artı i. Yani i'yi sürekli toplama ekliyor. Üstüne ekliyor. Toplamı sürekli üstüne ekliyor. Ardından i'yi bir artılıyor. Eğer i'yi artılamasam bu sürekli sabit kalır. Yani hiç artmaz. Ve sürekli 100 arasında olur. Ardından while ne demek yani bu? Koşul olmasa da bir kere çalışsın. Bunu niye soracak olursanız while niye aşağıda? Bunun kuralı bu şekilde aşağı doğru yapmışlar. Yani while do yukarıda oluyor. While aşağıda oluyor. Ardından i girdiğimiz o verdiği bir küçük eşitse 100'den ne olacak? 100'ü de yazacak. 1'den 100'e kadar olan tüm sayıların toplamını verecek bana yani. Hemen başlatıyorum bununla. 5050 buna da do while'lısını da 5050 verdi. Ve en sonunda da console delete line. Bu tüm kodun içinde console delete line kullandığım için hiç eklemedim. Bu tüm aşağıda olduğu için bunu ben hiç silip falan uğraşmadım. Bu şekilde console delete line olmasaydı direkt hata verecekti. Bir hata değil, hemen kapanacaktı. Bir başlayalım. 5050'yi hemen gördüğünüz gibi kapandı. Başka bir şey falan yazamıyorum. Yazman da kapatıyor. Ve bu şekilde döngüleri bu şekilde anlatmış oldum. İşte bilmeniz gereken en önemli for döngüsü. En çok kullanacağınız for döngüsü olacak. For döngüsü ne demek? Kısaca arasında demek. Atıyorum 5 ile 50 arasında olacak. Ne yapacaksın? İ eşittir 5. Ardına i küçükse 50'den i'yi artılayacaksın. Ne demek bu? 5 ile 50 arasında. Ardından while döngüsü geliyor. Bu da koşul olduğu sürece anlamına geliyor. Yani koşul olduğu sürece altındaki, içindeki o olsun. En sonunda do while geliyor. Bu do while da koşul olmasa da en az bir kere olacak. Bu yani döngüler bu. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz hızlı oldu. Ama umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Döngüler de bu şekildeydi.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Farklı ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi çalışmalar.